Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Boyundan topu geçirmek, ayakta sektirmek, yani onun dışında herhangi bir şey ne yapabilirsiniz ki? Şöyle başlayalım. Topları herkes düşürdü. Birer kere düşürdünüz değil mi? Bir iki kere düştü toplar. Doğaldır bu çalışmada toplar düşebilir ama şimdi geçen söyledim ben bunu. Bu omuzda tutma, bu şurada topu tutma çok basit. Yani bunu şuradan biri de çıksa yapar yani. Onlar çok kolay. Çok daha ben ekstra şeyler görmek istiyorum. Mesela o şey sektirme işi iyiydi mesela baktığın zaman. Onun haricinde sizin yaptığınız bir iki döndürme iyiydi. Ama yani çok etkileyici değildi ben size söyleyeyim. Seryen abi şöyle söyleyeyim ben. Mesela grubuz biz. Üçümüzün de dalı farklı. Yani herkes aynısını yaparsa yani ama mesela şöyle, arkadaşı bir stilci. Hayır, bir bütünlük sağlayabilirdiniz hareketlerde. Yani bir koreografi olabilirdi yani. Ben şöyle söylemek istiyorum. Lafınızı kestim. Özür dilerim de. Arkadaşım Gökhan'ın dediği gibi hepimizin stili farklı. Örneğin mesela benim arkadaşlarıma göre dengem daha iyi. Gökhan'ın top dengesi daha iyi. Emin'in taban dengesi daha iyi. Ona göre kararlaştırdık. Dedik bu şekilde yapalım. İnşallah hayırlısı neyse geçeriz. Öyle geldik. Yine de teşekkür ederiz yorumunuz için. Yani ayakları fena değil. O bir iki hareketler, onlar çok biliyorsunuz yani. Bana açıklattırmayın. Basit hareketler evet, onlar çok. Yani çok, bana sorarsanız çok iyi değildi yani. Geçen sene seyrettiğimize göre bir şeyler yapmışsınız. Koreografi çok mu iyiydi? Bence çok iyi değildi. Ama düşürme sayıları Sergen bana göre çok azdı. Birer kere diyoruz. 3 dakikada bir kere düşürsünler yani. Abi yani şu hareketler çok zor hareketler değil yani. Hülya sen ne diyorsun? Ben bir ara dans başlıyor zannettim. Dansla birlikte mi acaba top? İnşallah geçerse yarı final break dansla. Bir şeyler mi yapacaklar? Şimdi işte çok güzel olacak diye beklerken yine aynı şey döndü yani. Aynı şey derken yani güzel hareketler var hakikaten ya. Özellikle o Gökhan'ın uzun bacaklarına rağmen yaptığı ayak hareketleri iyiydi bence. Hazırlanıp özellikle ikinci tur için konsantre olup o motivasyonla daha iyi şeyler de yapacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle. Yeteneksizsiniz demek ağzımdan çıkmıyor. O yüzden evet diyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Demin top oynadık. Sen de fena değildin yani. Evet bu arada arkadaşlar arkada Hülya tek kelimeyle şov yaptı. Ya. Kuliste. Evet. Hatta topa bir vurdu var ya bak topun gittiği yer görmeniz lazım. Görüntü var. Rezalet. Hayır, önce şey su şişelerin üzerine koymasını gösterelim. Sonra da kafayla vuruşu var bir tane.
Vay vay, bunu kimse yapamaz söyleyeyim. Vay ya. Bunu kimse yapamaz. Vallahi yapamaz bunu kimse. Gördünüz değil mi? Ben açıkçası evet demek istemiyorum. Çünkü çok enteresan bir şey görmedim. Sizden önce çıkanlar da yapıyordu aynı hareketleri. Onun için ben hayır diyorum. Üzgünüm. Hayır diyorsun. Hayır diyorum. Senin hayır da kusura bakma, biraz sakin çıktık edersin. Üzüleceklerine üzülüyorum ama hayır. Yani içimden öyle geliyor. Sergen abiniz belki size sahip çıkar. Diyorsunuz ki çok çalıştık. Bana sorarsanız, yani çalışırsanız çok daha iyisini yapabilirsiniz. Özellikle senin ayakların çok yetenekli mesela. Çok daha iyisini evet. yapabilirsin. O yaptığı zor hareket de çok iyiydi. O da çok daha ileriye götürebilir yaptığı hareketleri. Ama negatif bir yorumcu olmam itibariyle çok tepki almamak için evet diyorum ben size. Yani bir dahaki sefere böyle gelmeyin yani. Ben size onu söyleyeyim. İnşallah gelmeyeceğiz. Daha çok çalışacaksınız. İki evetle oluruz. Tebrikler size. Sağ ol. Topu alabilirim. Merhaba Acun Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Abdullah Çizmecioğlu. Evet. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben üniversite öğrencisiyim. Okan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde bölümündeyim. Peki, bu akşam ne yapacaksın? Kendime özel bir dansı yeteneğimi göstereceğim. Tamam, bekliyoruz. Oylamaya geçeyim Sergen. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Abdullah, ben affına sığınarak hayır diyorum. Zahmet ettim buraya kadar. Başka zaman görüşürüz inşallah.